Hazreti Eyüp Nebi, yani Hazreti Eyüp Peygamber'in aleyhisselamın türbesi. Kur'an-ı Kerim'de Eyüp'ü de anın diyor Rabbimiz. Ayet-i Kerime'de. Allah bize de onun sabrını nasip eylesin. O çok sabırlı bir peygamberdi. Allah bize de onun sabrını nasip eylesin. Evet, burası. Bismillahirrahmanirrahim. Selamünaleyküm. Hoş bulduk. Kapalı mı? Nereden geliyorsunuz? Ufa merkezden. Bir zamanlar burası onarılıyordu. Şimdi bitmiş. Buradan pencereden de çekebilirim. Hazreti Nebi Peygamberimizi. Evet işte. Ama gerçi buradan gözükmüyor. Camların açık olmayışı. İçeri gireceğiz de. 3 arkadaş var. Onlar da gelince. Şöyle yapalım. Rabbim senin merhametinle nasıl sana merhamet ettiyse bizlere de merhamet etsin. Tabii etrafı güzel, güzel yapmışlar. Yani çok harika yapmışlar. Eşi de burada. Hazreti Rahim Hatun Türbesi de var. Şifalı su diyor. Sabır taşı var. Biraz sonra sabır taşına da gideceğiz. Sabır taşı işte bir siyah bir taş var. Onun sabrından taş çatlamış. Thank you.
Şimdi şifalı suya gidiyoruz. Ve sabır taşına gidiyoruz. Sabır taşına bakacağız. Sabır taşı orada ortada gözüküyor. Kocaman siyah bir taş. Yani sırtını o taşa vermiş. Yani o kadar sabırlıymış. Taş çatlamış. Çok zenginmiş. Zenginliğini elinden alıyor. Çocuklarını elinden alıyor. Bütün çocukları elinden alıyor. Malını elinden alıyor. Ondan sonra hastalık veriyor. Ve o hep şükrediyor. Ve o hep sabrediyor. Onun için ismi Sabır Peygamberi. Hazreti Eyüp sabrı derler. Kur'an-ı Kerim'de de ayette de geçiyor ismi. O ne güzel kuldu, onu da anın diyor. Eyüp'ü de anın diyor. Evet işte şimdi taş bu. Burada taş. Böyle geçelim, öbür tarafa da geçelim. Taş işte sabır taşı diyor. Taş çatlamış. Gördüğünüz gibi. Yani taşın bir herhalde bir 5 ton civarında bir ağırlığı vardır. Bunu güzel yapmışlar burayı. Eskiden böyle değildi. Üçüncü seferdir geliyorum. Bir düzenleme yapmışlar. Şifalı su neredeydi? Herhalde buradaydı şifalı su. Evet. Ne diyor? Su gibi aziz olsun, kaderlerden kurtulsun, tersefe olsun bu çeşmeden içenler. Evet. Yapma yabancılardan da istiyorsun. Ama bu yeni yapılmış. Önce böyle değil. Öyle değil tabii. İki yıl önce gelince böyle değildi. Ama o zaman onarım vardı. Yani bir tadilat vardı. Ama güzel yapmışlar bir sefer. Bir peygamber daha burada var. Onun kabrini de ziyaret edeceğiz. Yanılmıyorsam İlyasa peygamber olacak. İlyasa Diyarbakır'da. Bence İlyasa olması lazım. Öyle tahmin ediyorum. İlyas değilmiş, İlyasa'ymış. Yanılmıyorsam İlyasa türbesi Diyarbakır'da mıydı? Ben mi yanlış biliyorum? İlyas ama. İlyas peygamber miydi? Bu dere Karaca Dağ'dan gelen bir dere. Şu an su yok tabii ki böyle. Ocak'ta, Şubat'ta bayağı var su burada. Çünkü yukarıda İnsanlar ekinler ekmiş, pamuk ekmiş, bir şeyler ekmiş. Orada sulama olduğu için su buraya yetişmiyor. (Gülüyor)
Hazreti Peygamber'in hürmetine Rabbim bütün Müslüman kardeşlerimizi affeylesin. Burada bütün dünyadaki Müslüman kardeşlerimize duada bulunuyorum. Rabbim bütün Müslüman kardeşlerimizi affeylesin. Hazreti Eyyub'un sabrını bize nasip eylesin. Alanı çok büyük. Kabirler birbirinden uzak. Ama güzel yani. Biz bütün peygamberlere iman ettik. Hepsi hak peygamberdir. Bu da uzaktan gelmiş, onu da açacağım. Değerli Yasa, peygamber, Rabbim onların hürmetine bizi bağışlasın. Bizi doğruyla iletsin. Günahlarımızı bağışlasın. O ne güzel peygamberdir. Bu hocam, bu taş mı ağaç mı? Bu Eylaz peygamber elindeki asasıdır. Asası. Allah tarafından ağaca dönmüş. Bu Eylaz peygamberin elindeki asasıdır. Asası böyle büyük mü olmuş? Büyük ağaçtır. He. Büyük ağaç olduğu zaman onu yeşilken yapraktan La İlahe İllallah Muhammedun Resulullah yazılıydı. He. Yani ağacın yaprağın. He. Sonra Allah tarafından düştü, şu koku esere kalmış. He, bu kalmış. He. Bu Eylaz peygamber nereden gelmiş? Yemen Hacaz tarafında yola çıkmış. Hı hı. Direkle Eyüp peygamber ziyarete geliyor. Hı. Elyas peygamber buraya kadar geliyor. Bu Elyasa'dır değil mi? Bu İlyasa, Elyas da gelir. İlyasa. İlyasa mı? İlyasa. Çünkü ben İlyasa'nın Diyarbakır'da olduğunu. O Diyarbakır. Değil mi? Bu İlyasa. He, İlyasa. İki tane peygamberler var. Tamam. İlyasa. Sonra takati güce kalmamış. Elindeki asası yere takıyor, sırtını dayanıyor. Dedi ya Rabbi sen amanet al. Benim takati gücüm kalmadı. İmkanım yok. Ne ileri ne geri. Burada vefat ediyor. O halindeki asası yeşil bir ağaca dönmüş. Ağaç yeşilken yapraktan La İlahe İllallah Muhammedun Resulullah yazılıydı. Sonra Allah tarafından düştü. Şu Rabbim onların hürmetine bizi de bağışlasın. Tabii tabii. Allah razı olsun. Burada Elyasa yazıyor. Görevlinin dediğine göre İlyasa da olabilir, Elyasa da olabilir. Yani tam net değilmiş. Rabbim onların hürmetine bizi bağışlasın.